20 Mart 2016 Bursa. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Vel asr. İnnel insane lefî husr. İllellezîne âmenû ve âmelüssâlihâti ve tevâsav bil hakkı ve tevâsav bis sabr. Sadakallahul azim. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Evet. Fütuhat-ı Mekke'nin 6. cildi. Sayfa 207'den kaldığımız yerden sohbetimize devam edeceğiz inşallah. Bu arada bu hafta konuğumuz olarak İstanbul'dan Litera Yayın Evi'nin müdürü Mustafa kardeşimiz bulunmakta. Allah razı olsun bizi ziyaret etmiş ve sohbetimize katıldılar. Kendilerinden Allah razı olsun diyoruz. Böyle bir eserin bu şekilde sohbet ederek kardeşlerimize, arkadaşlarımıza ulaştırmada hizmeti geçmelerinden dolayı tüm hizmeti geçenlerden de yine tekrar Allah razı olsun diyoruz. Evet, şimdi burada bu hafta işleyeceğimiz konuda Muhittin İbn Arabi Hazretleri Hakim Tirmizi Hazretlerinin kendisinden yaklaşık 200-240 sene, 200 seneden fazla bir zaman önce yaşamış olan Hakim Tirmizi Hazretlerinin yazmış olduğu bir eserinde tasavvufla alakalı 155 soru sormuş olduğu bu eserine bu sorulara tek tek cevap vermekte. O zamana kadar bu kitabı bu sorulara cevap veren, muhatap alan bir ehlullah olmadığına dair bilgilerimiz bu şekilde. Muhittin İbn Arabi Hazretleri bu sorulara cevap vererek bir eser yazmış ve bunu da Fütuhat-ı Mekkiyesine dahil etmiş. Evet, ruhani meselelerin açıklama ve izahı. Bilmelisin ki bir takım iddialar eskilerden ve yenilerden bu tasavvuf yolunda muhakkik olmayan insanlar tarafından uzun uzadıya konuşulduğu için tam tahkik sahibi Muhammed bin Ali Hakim Tirmizi bazı sınama ve deneme konuları belirlemişti. 155 tane olarak belirlenen bu sorular ancak zevk ve tecrübe yoluyla cevaplanabilir. Çünkü bu cevaplara teorik düşünme yoluyla veya aklın zorunlu yargılarıyla ulaşılamaz. Öyleyse bu cevaplar sadece gaybi mertebedeki bir mazhar vasıtasıyla ilahi bir tecelliden öğrenilebilir. Söz konusu mazhar, cisim olabileceği gibi bazen cismani, bazen cesedi olabilir. Bazen de ruhi, bazen ruhani olabilir. Kitabın bu bölümü o meselelerin izah ve açıklamasını hedefler. Bu bölüme de Allah'ın izniyle onları açıklamanın yeri yaptık. Evet, birinci soruyla başlıyor. Velilerin kaç menzili vardır? Cevap: bilmelisin ki velilerin menzilleri duyusal ve manevi olmak üzere iki türlüdür. Duyusal menziller 100 derece olan cennette bulunur. Daha önceki ciltlerden hatırlayalım, cennet mevzusunu işlerken Muhittin İbn Arabi Hazretleri cennetin derecelerini 100 olarak belirlemişti. Bu duyusal menzillerde 100 derece olan cennette bulunur diyor. Dünyadaki duyusal menziller ise kendileri için harikulade olayları meydana getiren halleridir. Onların bir kısmı bedeller, yani ebdal ve benzerleri gibi bu hallerde görünürken bir kısmı adına bu haller gerçekleşir. Fakat üzerlerinde bunlardan hiçbir şey gözükmez. Bu gruptaki veliler, melamiler ve ariflerin büyükleridir. Bunlar 110 küsür menzildir. Her menzil ise pek çok alt menzili içerir. Bunlar velilerin dünya ve ahiretteki duyusal menzilleridir. Velilerin marifetlerdeki manevi menzilleri 248 bin ulaşılmış anlamında 248 bin gerçekleşmiş menzildir. Şimdi burada bu 248 bini Muhittin İbn Arabi Hazretleri neye istinaden belirlemiştir diye düşünürsek, tabi Allahu Alem, şöyle düşünebiliriz. Bazı tabirlerde 124 bin peygamber geldi, bazı tabirlerde 248 bin peygamber geldiği bildirilmekte. Belki de onunla irtibatlı olabilir bu 248 bin. Yani her gelmiş olan peygamberin onun makamıyla, mertebesiyle alakalı bir mevzu olabilir. Velilerin marifetlerdeki manevi menzilleri 248 bin gerçekleşmiş menzildir. Bu ümmetten önceki ümmetlerden hiçbiri onlara ulaşamamıştır. Çünkü
Bu menziller bu ümmete özgüdür. Her menzilin farklı bir zevki olduğu gibi her zevkin de sadece tadanın bilebildiği özel bir niteliği vardır. Bu sayı 4 makamda sınırlıdır. Ledünni bilgi makamı, nur bilgisi makamı, cem ve tafrika bilgisi, tefrika bilgisi yani birleştirme ve ayrıştırma makamı ve ilahi yazım bilgisidir. Bu makamlar arasında aynı cinsten makamlar vardır. Bunların sayısı ise hepsi de velilere ait olan 100 küsürdür. Her makamdan ise sayıları belli fakat kitapta zikredilmeleri uzun sürecek pek çok makam meydana gelir. Ana makamları zikrettiğimde ise o makamın sahibinin zevki öğrenilir. Ledünni bilgi, ilahiyat meseleleri yani metafizik ve özel rahmeti elde etmeyi sağlayan hususlarla ilgilidir. Nur bilgisinin otoritesi, Adem'in yaratılışından Rabbin günleriyle binlerce yıl önce Mele-i Ala'da, yüce topluluk denilen meleklerde ortaya çıkar. Cem ve tefrika bilgisi, levh-i mahfuzun yani korunmuş levhanın bir parçası olduğu bahr-ı muhittir. Kuşatıcı okyanustur. İlk akıl ondan bilgi aldığı gibi bütün Mele-i Ala da ondan yardım alır. Bu ümmetin velilerinden başka ümmetlerden hiç kimse ona ulaşamaz. Onun tecellileri bu ümmetin velilerin gönüllerinde 6200 tür olarak çeşitlenir. Velilerin bir kısmı bu türlerin hepsini elde etmiştir. Bunlara örnek olarak Ebu Yezid el-Bestami, Sehil bin Abdullah gibilerini verebiliriz. Bazı veliler ise bir kısmını elde etmiştir. Diğer ümmetlerin velileri bu bilgilerden ruhdaki, yani ruh kalbin bir yönü, ruhdaki ruh nefslerinden bir kısmına sahiptiler ve o bilgiyi ancak bu ümmet tamamlayabilmiştir. Bu hal peygamberleri Efendimiz Hazreti Muhammed'in konumu nedeniyle onlara dönük bir şereflendirme ve ilgiden kaynaklanır. Cem ve tefrika bilgisindeki asıl konumundaki gizli ilimlerden 3 ilim bulunur. Birincisi ilahiyatla ilgiliyken, ikincisi yüce ruhlar, üçüncüsü ise doğal türeyenlerle ilgilidir. Bu ilimden ilahiyat ile ilgili kısım değişmeyen tek bir tarzdadır fakat onun ilgileri değişir. Yüce ruhlar ile ilgili kısım ise başkalaşmaksızın değişir, türden türe girer. Doğal türeyenlerle ilgili ilim ise türden türe girer ve onların değişmesiyle başkalaşır. Bu kısım şu ayette ömrün o en düşkün çağına, insanın bildiği şeyi de bilmez olduğu yaşa kadar diye ifade edilir. Çünkü bu bilgiden onun adına meydana gelen maddeler değişmiş, onlara ait bilgi de dolaylı olarak onlara katılmıştır. Bu ilimde bulunan gizli ilimlerin asılları da 3 ilimdir. Öyleyse veliler bu ilimde 3 tabakadır. Orta tabaka 23.687 ana menzil içerir. Her biri ise birbirlerine girdikleri için vaktin saymaya imkan veremeyeceği ve öğrenilmelerinde sadece zevk bir yarar sağlayabileceği için zikredeceğimiz pek çok alt menzili içerir. Kalan sayılar ise diğer iki tabaka arasında bölünmüştür. Bu ikisi büyüklük örtüsü ve azamet izarı yani peştemal, büyüklük örtüsü ve azamet izarı ile ortaya çıkan menzillerdir. Şu var ki bu ikisi için büyüklük örtüsü ile ortaya çıkan menzillerden daha önce zikrettiğimize göre 1020 küsür fazla mertebe ortaya çıkar. Bu menzillerin büyüklük örtüsünün menzillerinde bulunmayan özel bir niteliği vardır. Çünkü büyüklük, kibriya, örtüsünün mazharı ez-zahir isminden meydana gelmiş iken, izar örtüsünün mazharı el-batın isminden meydana gelir. Zahir asıl iken, batın sonradan meydana gelmiş bir bağdır, yani nispettir. Sonradan meydana geldiği için de bu menziller ona aittir. Çünkü ferler, ürün yeridir ve bu nedenle ferde asılda bulunmayan şey meydana gelir ki o da üründür. Bununla birlikte onlara yardım asıldan ez-zahir ismiyle ulaşır. Fakat hüküm değişir. Öyleyse Rab hakkındaki bilgimiz nefsimiz hakkındaki bilgimizden oluşur. Çünkü nefis bir kanıttır. Nefsini bilen Rabbini bilir. Malum hadisi şerif. Bununla birlikte nefsin varlığı Rabbin varlığının sonucudur. Öyleyse Rabbin varlığı asıl, kulun varlığı ferdir. O halde bir mertebede Rabbin varlığı öne geçip el-evvel ismini kazanmışken bir mertebede geride kalır
ve ona ait isim El-Ahir olur. Binaenaleyh özel bir bağ yönünden onun adına asıl hükmü verirken başka bir bağ yönünden fer hükmü verilir. Teorik düşüncenin verisi budur. Zevki bilginin verisine gelirsek, hiç kuşkusuz Allah batın olduğu yönden zahir iken zahir olduğu yönden aynısının batındır. Aynı zamanda o ahir olduğu yönden evvel iken aynı şey El-Ahir ismi hakkında da söylenebilir. O rida yani örtü olduğu yönden izar yani ön örtü iken izar olduğu yönden de ridadır. Hak aklın fikir gücü yönünden düşündüğü ve onayladığı gibi hiçbir zaman iki farklı nispet ile nitelenmez. Bu nedenle Allah'ı neyle bildin diye sorulduğunda Ebu Said el-Harraz şöyle yanıt verdi. İki zıttı birleştirmesiyle. Sonra şu ayeti okudu. O evveldir, ahirdir, zahirdir ve batındır. Ebu Said de iki farklı yönün bu bilgisi bulunmasaydı iki zıttı birleştirmesiyle demesi anlamlı olmazdı. İlk, son, zahir, batın niteliklerinin hak ile ilişkilerinde anlamlarıyla alem ile ilişkilerindeki anlamları bir olsaydı, hakkın böyle nitelenmesi anlamında bu durum ilahi mertebe adına bir övgü olmazdı. Arifler de bu nispetleri verirken isimlerin hakikatlerini yüceltmezlerdi. Bilakis kul hak ile özdeşleştiğinde zıtları ve başka şeyleri değişmeyen tek hakikatten hakka nispet mertebesine ulaşırdı. Kul için bu olayın gerçekleşmesi düşünüldüğüne göre hak için bunun olması daha layık ve yerindedir. Çünkü hak zatı bilinmeyendir. Böyle bir ilahi bilgiyi ancak kendilerinden soru sorulan menzillerden ulaşılabilir. Marifetlerde menzillerin sayısının kendilerine ait olduğu velilerin sayısına gelirsek, onlar 356 kişidir. Bu kişiler Adem, Nuh, İbrahim, Cebrail, Mikail ve İsrafil kalbi üzerinde bulunur. Onlar 347, 5 ve 3 ve 1 kişidir. Toplamları ise 356'dır. Arkadaşlarımızdan çoğunluğun kabul ettiği sayı budur. Bunun nedeni ise bu konudaki bir hadistir. Bizim yolumuza ve kuşkunun bulunmadığı keşfin verisine gelirsek, bu sayı sayılarını bölümün başında zikrettiğimiz velilerin toplamından ibarettir. Bu sayı ise 589'a ulaşır. Onlardan birisi her zamanda bulunmaz. Söz konusu veli, Muhammedi veliliğin sonuncusudur, hatem. Kalanlar ise eksilmeden ve artmadan her zamanda bulunur. Muhammedi hateme gelirsek, işte onun zamanı yaşadığımız bu zamandır. Biz de onu gördük, tanıdık. Allah onun mutluluğunu tamamlasın. Ben onu 595 yılında Fas kentinde tanımıştım. Tasavvuf ehlinin görüş birliğine vardığı husus, velilerin 6 ana tabakada bulunduğudur. Kutuplar, imamlar, bedeller, nakipler ve necipler. 6 gruba ayırıyor böylece. Keşfte bunlara ilave yapanlara gelirsek, onlara göre sayıları belli ve her zamanda bulunan ricalin yani adamlar, ricalin tabakaları 530 tabakadır. Bir ve iki hatemin mertebesi vardır. Fakat bu ikisi her dönemde bulunmaz. Bu nedenle o ikisini her dönemde bulunan sabit tabakalara katmadık. İkinci soru. Yakınlık ehlinin menzilleri nerededir? Cevap. Yakınlık ehlinin menzilleri sıddıklık ile şeriat peygamberliğinin arasındadır. Sıddıklık ile şeriat peygamberliğinin arasında bulunmakta yakınlık ehli. Buna göre Allah'a yakın bir veli genel peygamberlikten şeriat getiren bir peygamberin mertebesine ulaşmadığı gibi o peygamberin sözü nedeniyle de peygamberlerin uyanları olan sıddıklardan da değildir. Yakınlık mertebesi Hakk'a yaklaşanların makamıdır. Hak ise onları iki şekilde kendisine yaklaştırır. Birincisi çabaları olmaksızın özel yönden yaklaştırmasıdır. Örnek olarak ahir zamandaki Kaimi ve benzerlerini verebiliriz. Diğer yön ise Hızır ve benzerlerinde olduğu gibi çaba yönünden yaklaştırmasıdır.
Makam birdir. Fakat ona ulaşmak zikrettiğimiz şekildedir. Burada peygamber Nebi'den ayrışır. Hepsini ise bir makam kuşatır. Bu makam Hakk'a yakın kimselerin ve teklerin yani efradın makamıdır. Bu makamda insan yüce topluluğa, meleği alaya katılır ve Hak'tan meydana gelen işlerde bu yakın kimseler adına tahsis, Hakk'ın seçimi gerçekleşir. Makamın kendisi de kesbe dahildir. Bazen ise kulun gayreti olmaksızın Hak'tan bir ihtisas yoluyla gerçekleşebilir. Bu nedenle Risalet hakkında bu makam bir ihtisastır denilmiştir ki doğrudur. Kul Hak'tan olan şeyi çabasıyla elde edemez. Binaenaleyh vuslatta kulun çabası vardır. Kavuşma esnasında Hak'tan o kimse adına meydana gelen şeyde ise çaba yoktur. Ledünni bilginin kaynağı burasıdır. İşte ledünni bilgi buradan gelir diyor. Allah bu bilgi hakkında kulu Hızır ile ilgili olarak ayette şöyle geçer. Onu katımızdan öğrettik ve katımızdan ledün yani rahmet verdik demiştir. Öğrettik, ona rahmet verdik ve kendi katımızdan bilgi verdik demektir. Bu ise dört makamdan biridir. Dört makam, ilahi yazı bilgisi, cem ve tefrika bilgisi, nur bilgisi ve ledünni bilgidir. Bilmelisin ki, yakınlık ehlinin menzili o insanların hayatlarının ahirete bitişmesini sağlar. Dolayısıyla dünyadan ahirete göçerken ruhlara ulaşan bayılma hali onlara ulaşmaz. Onlar Allah'ın şu ayette sözünü ettiği istisna kapsamına girenlerdendir. Ayette şöyle geçer. Sura üflenir. Allah'ın dilediklerinin dışında gökte ve yerde bulunan herkes bayılır. İşte bunlar o istisna olanlar, bayılmayanlardır diyor. Bu menzil Allah ehlinin nezdinde en özel ve üstün menzildir. İnsanlar bu menzilde üç tabakaya ayrılır. Bir kısmı bütün olarak bu makamı elde etmiştir. Onlar peygamberlerdir. Bunlar birbirinden üstün olacak şekilde o makamda derece derecedir. Bunlar birbirinden üstün olacak şekilde o makamda derece derecedir. Bir kısmı ise ikinci dereceyi elde etmiştir ki onlar nebilerdir. Söz konusu kimseler peygamber olarak kimseye gönderilmemişlerdir. Bilakis kendilerine dayanan bir şeriatla ibadet eden insanlardır. Müstakilen kendilerine gelmiş bir şeriatla ibadet eden insanlar. Nebiler dediği. Bu noktada onlara uyanlar da kendilerinden sayılır. Bu nebilere uymayanlara ise Allah herhangi bir sorumluluk yüklemez. Bunlar bu makamlarda birbirlerine göre derece derecedir. Üçüncü tabaka ise bu ikisinin altındadır. O da vahyini bir meleğin getirmediği mutlak nebilik derecesidir. Bu tabakaların altında peygamberlere uyan sıddıklar bulunur. Sıddıkların altında kendilerine zorunlu olmaksızın nebilere uyan sıddıklar, onların altında ise üçüncü tabakaya uyan sıddıklar vardır. Bunlara yakın olanlar, mükerrebin adı verilir. Yani üçüncü tabaka ehlini kastediyorum. Her tabakanın diğer tabakanın bilmediği kendine özgü bir bilgisi vardır. Bu nedenle Hızır Musa'ya bilgi bakımından kuşatamadığım bir şeye karşı nasıl sabredeceksin dedi. Ayette geçen hubre yani bilgi. Hubre kelimesi zevktir ki o da hal ilmi demektir. Hızır Musa'ya şöyle der. Ben Allah'ın bana öğrettiği ve senin bilmediğin bir bilgiye sahip olduğum gibi sen de Allah'ın sana öğrettiği ve benim bilmediğim bir bilgiye sahipsin. Üçüncü soru. Askerleri elde edenler neyle elde etmişlerdir? Cevap. Öncelikle burada askerler ve onların askerleri elde etmesi denirken neyin kastedildiğini belirtelim. Sonra neyle elde ettiklerini açıklayalım. Çünkü soru soran insan sözünü bir şekilde sınırlamaz ya da durum kanıtı söylemezse cevap verenin terimsel olarak bu kelimenin gösterdiği anlamlarla cevap vermesi gerekir. O anlamlardan birini eksik bıraktığında ise kelimeye hakkını vermemiş sayılır. İbn Arabi Hazretleri'nin her alanda kelamda kelimenin kökü anlamında ne kadar derin bir bilgiye sahip olduğu ve bunu detaylıca açtığını da görmekteyiz burada. Yani
sorundaki kelimeye göre o kelimeden çıkan anlamı önce tespit edip bu şekilde cevap vermemiz gerekir diyerekten ifade ediyor ve giriş yapıyor. Bilmelisin ki sufiler askerler terimini çetin amelleri, niyetleri ve mücahadeleri anlatmak için kullanır. Nitekim şair şöyle der. Onun aşkından askerdedir. Kastedilen zorluktur. Bilmelisin ki bu yol Allah'ın isimleriyle ahlaklanmak esasına dayanır. Böylelikle bu askerler Allah'ın El-Melik ismiyle ahlaklanmak imkanı bulmuştur. Çünkü El-Melik askere sahip olma özelliğine haiz kimsedir. El-Melik eş-şedid yani güçlü demektir. Güç ve sıkıntılara ise onlardan daha çetin bir şeyle karşı konulabilir ve şöyle denilir. Meliktü el-acine iza şeddettü acnuhu. Her ikisi de şeddettü ve meliktü hamuru yoğurdum demektir. Kays İbnül Hatim mızrağını şöyle betimler. Avucumla bastırdım meliktü. Kanını akıttım. Altında duran kişi adını görür. Mızrağımı şiddetle sapladım demektir. Allah ehli Allah'ın El-Melik ismiyle ahlaklanırken iki yoldan askerlere sahip olmuştur. Bu konuda karşılaştıkları güçlüklere gelirsek bunlar fiiller mertebelerinde Hakk'ın kendilerini durdurduğu ara yerlerdir. Bu ise fiillerin bir yandan Allah'a bir yandan kendilerine nispet edilmesi anlamına gelir. Onlara öyle bir hal görünür ki bu halde fiilleri kendilerine nispet edemezler. Öyle bir hal görünür ki bu kez fiilleri Allah'a nispet edemezler. Onlar gerçek ve saygı arasında yok olup giderler. Bu ara durumdan kurtulmak ariflerin karşılaştığı en çetin iştir. Çünkü bu makamdan aşağıda olan kimse iki uçtan birisini görür. Ama arif her iki ucu da görmekte. Karşı koyan olmadığı için de rahattır. Bilmelisin ki bu makam sahibi Allah'ın askerlerini öğrettiği biridir. O askerleri Allah'tan başkası bilemez. Allah şöyle buyurur. Rabbinin ordularını ancak o bilir. Başka bir ayette ise galip olan bizim ordumuzdur der. Bu makam sahibini de Allah'ın orduları bilir. Onlar işlerini yaparken Allah'tan başka kimsenin üzerlerinde hüküm sahibi olmadığı kişilerdir. Ve bu nedenle de Allah orduları diye ona nispet etmişlerdir. Onlar yenilgi bilmeyen galiplerdir. Şiddetli rüzgar o ordulardan biri olduğu gibi Fil suresinde anlatıldığı üzere fil sahiplerine gönderilmiş kuşlar da o ordulardandır. Herhangi bir yaratılmışın etkisinin bulunmadığı her asker bu makam sahibinin bilgi bakımından haiz olduğu askerlerdendir. Hazreti Peygamber onlar hakkında şöyle der. Sabah rüzgarıyla bana yardım edildi. Başka bir hadiste ise bir aylık mesafeden düşmana korku salmak özelliğiyle bana yardım edildi der. Allah bu makam sahibine bu askerlerin bilgisini ihsan ettiğinde düşmanların yüzlerine taş atar. Onlar da hezimete uğrar. Hazreti Peygamber Huneyn Savaşı'nda düşmanlarına taş atmıştı. Burada atmak fiili peygambere aittir. Onlar ise ancak Allah emriyle galip gelir. Bu nedenle Allah attığında sen atmadın fakat Allah attı buyurdu. O halde Allah'ın askeriyle yardım almış her kişi Allah'ın kendisine ilgi gösterdiğine bir delildir. Söz konusu kişi de sadece ilahi bildirim ile özel anlamda askerlerle yardım gören olabilir. Bildirme olmaksızın Allah'ın yardım ettiği kişi bu askerleri elde eden gruptan değildir. Ordulardan özel anlamda yardım alamaz. Öyleyse bu tabakadan sayılmak için bu konuda bir kastın ve bilginin bulunması şarttır. Bu makam sahibi arkadaşları için kavmin savaş yerlerini belirlemelidir. Nitekim peygamber Bedir Savaşı'nda böyle yapmıştı. Çünkü Allah askerlerinden her bir şahıs kime, ne zaman ve nerede musallat edildiğini bilir. Böylelikle bu ordular söz konusu şahıs için kavmin savaş yerleri olan mekanlarda somutlaşır ve
belirginleşir. Her biri öldürülen kişi suretinde ve ismiyle belirginleşir. Bu makam sahibi onu görür ve şöyle der. İşte o Allah'ın askerlerini görüp, o belirginleşmiş, somutlaşmış, surete bürünmüş Allah'ın askerlerini görüp şöyle der bu makam sahibi. Bu falancanın öldürüldüğü yerdir. Bu makam iki imamdan tek imamın makamıdır. Bu makama ulaştıran en yakın şey Allah yolunda nefret ve Allah yolunda sevgidir. Böylelikle bu tabakanın himmetleri ve nefesleri belirttiğimiz şekilde elde ettikleri askerler arasından sayılır. İşte bu kararlılık ve doğrulukla Allah yolunda dostluk ve Allah yolunda düşmanlığın sırrıdır. Bununla birlikte o insanlar Allah'tan başkasını görmezler ve bu nedenle öfke ve öfkeyi sindirmekten sadece Allah'ın bildiği hususları bulurlar. Göz ise onları içlerinden korur. Acaba bir şeye Allah'tan başkası olarak mı bakacaklardır? Bu makama ulaştıklarında ise Hakk'ın askerlerini elde ederler ki bunlar onun isimleridir. Çünkü onun isimleri onun zatının askerleridir. Bunlar Allah'ın dilediği kimselere musallat ve sayelerinde dilediklerine merhamet ettiği askerleridir. Öyleyse Allah'ın isimlerini öğrenen kimse hiç kuşkusuz ilahi askerleri de öğrenmiş demektir. İsimlere mensup bu askerlerin başkanı ise daha önce de belirttiğimiz gibi El-Melik ismidir. El-Melik bütün isimlere hakimdir. Diğer isimler ise onun bekçileri gibidir. Bu soruyla ilgili bu kadar açıklama yeterlidir. Dördüncü soru. Onlar nerede sona erer? Cevap. Hiç kuşkusuz bu tabaka söz ve akit ehlidir. Bu durum bir takım adamlar vardır ki Allah'a verdikleri söze bağlıdırlar. Bir kısmı gereğini yerine getirmiş, bir kısmı ise beklemektedir. Sözlerini değiştirmezler. Ayetinde dile getirilir. Bu tabaka savaşlarında söylediğimiz şekilde bulunduklarında ve cihatlarının yolunu tuttuklarında vardıkları yer, verdikleri sözün sorumluluğundan kurtulmak ve askerliklerini bitirmektir. Dış varlıklar bu askerlerin kendileri için asker oldukları ve Allah karşısında kendilerini izhar etmeye söz verdikleri şeylerdir. Sözünü ettiğimiz askerleriyle birlikte bu varlıklara yöneldiklerinde ise bu askerlerin onlardaki etkisi onların dış varlığını meydana getirmek olur. Bu ise Arif'in askerlerden olan amacından farklıdır. Çünkü onun maksadı söz konusu varlıkları yok etmek ve onları dış varlığı olmayan şeye katmaktı. Halbuki askerleri bilen Arif, hakikatlerin değişmediğini ve askerlerin onlardaki etkisinin varlık, var etmek olduğunu anlamamıştır. Bu varlıklar adına yokluk kendileri nedeniyle öne geçmiştir. Bu nedenle askerlerin onlardaki etkisi yokluk olmamıştır. Yokluk onlara kendilerinden dolayı aittir. Geride etkinin yönü olarak sadece varlık kalabilir. Böylelikle bu askerlerle Arif'in maksadından başka bir şey meydana gelir. Bu esnada Arif bu dış varlıkların Hakk'ın mazharları olduğunu anlar. Bunlar ona varır ve ondan var olur. Allah'ın ötesinde ise ulaşılacak bir amaç yoktur. Şöyle denilebilir. Alemlerden müstani zat Allah'ın ardındadır. Böyle denilebilir. Buna şöyle yanıt veririz. İş zannettiğin gibi değildir. Allah zatın ardındadır. Allah'ın ardında ise varılacak bir yer, bir hedef yoktur. Çünkü zat kendi mertebesi olmak bakımından her şeyde mertebeden önce gelir. Öyleyse Allah'ın ardında bir hedef yoktur. Arifler askerleri elde edince Allah hakkında daha önce birincil amaçla sahip olmadıkları bir bilgiye kavuşurlar. Başlangıçta onları bu bilgiden perdeleyen şey Hakk'a karşı duydukları gayret ve duyarlılık idi. Bu gayretin konusu Hakk'ın herhangi bir yaratılmışla bir halde ya da hakikatte ya da nispette ortak olmasıydı. Bu nedenle onların maksadı dış varlıkları mutlak yokluğa katmak oldu. Bu ise kendilerine Allah vardır diyenlere yanıt olarak batınilerin şu sözleriyle işaret ettiği makamdır. Allah vardır diyenlere şu sözle işaret ettiği makamdan, şu makamdan seslendiklerinde böyle cevap verirler diyor. O yok değildir. Bakın Allah vardır
sözünü demez. Batınlar o yok değildir tabirini kullanırlar. Yine onlara Allah diridir denildiğinde ise ölü değildir derler. Allah kadirdir denildiğinde aciz değildir derler. Onlar hiçbir zaman subutu nitelikle hak ile yaratıklar arasında ortaklık anlamı taşıyan bir sözle cevap vermezler. Bunun yerine olumsuzlayarak cevap verirler. Bütün bunlar gayret konusuyla ilgilidir. Bu tabaka dış varlıkları olumsuzlamayı başaramaz. Bu nedenle dış varlıkları yok etme ve olumlama yani sübut hükmünü onlardan gidermede bu askerlerden yardım isterler. Bu kez bizzat yardım istedikleri askerlerin dış varlıkları var ettiğini ve onlara varlık elbisesini giydirdiğini görürler. Onların hakkın mazharları olduklarını gördüklerinde ise onları sabit varlıklar olarak bırakmaktan razı olur ve artık onları mevcut diye görmezler. Onları görmek ise kendilerinde hakkın varlığına bakmak haline gelir. Onların haktan kazandığı bir varlık yoktur. Bilakis onların varlık karşısındaki hükümleri kendi hükümleridir, varlık değildir. Zuhur eden ise haktan başka değildir. İşte bu onların son durumudur. Bu durum varış Rabbinedir ayetinde dile getirilir. Öyleyse onların vardığı yer Rableridir. Askerleri azimetler olan kimselere gelirsek, onların varış yeri iki yoldan ruhsatlardır. Birinci yol azimet ve ruhsat olmak üzere her ikisinde muhabbetin birliği yoludur. Bu durumda onların varacağı yer bu birliği görmektir. Bu makama Hazreti Peygamber Allah azimetlerin yerine getirilmesini sevdiği gibi ruhsatların yerine getirilmesini de sever sözüyle işaret eder. Bu müşahadeyle azimetlere sarılma bağı çözülür. Çünkü bütünüyle azimetleri yerine getiren bir insan ruhsatları yerine getirmediği, kaçırdığı ölçüde Allah'ı bilmekten de yoksun kalır. Evet, burası önemli. Yani sadece azimetleri yerine getirmeye bakıp da ruhsatları yerine getirmeyen kişi Allah'ı bilmekten bu ölçüde yoksun kalır diyor. Diğer yol ise onları hakkın azimetlerdeki bulunuşunun ruhsatlardaki bulunuşunun aynı olduğunu görmeye ulaştırır. Onların ise azimet veya ruhsattan herhangi birisiyle ilişkileri yoktur. Bu durumda bir çabaları olmaksızın doğrudan bir şekilde kendilerini bağladıkları şey çözülür, sözlerinin gereği yerine gelir. Bazıları bu makamdan hareket ederek peygamberlerin bir kısmının diğerlerinden üstünlüğünün gerçekte olduğunu dile getirir. Nitekim bir ayette peygamberlerin bir kısmını bir kısmına üstün yaptık denilir. Bu durum ise onları üstünlüğün belirlenmesi hakkındaki sözlerinin aşılmasına sevk eder. Çünkü Allah-u Teala peygamberlerden hiçbirini ayırt etmeyiz der başka bir ayette. Kuşkusuz üstün tutan ayırt etmiştir. İşin birliği olmasaydı cem, birlik, farkın aynı olmazdı. Salik, Hanbeli ya da Hanefi ya da kendisiyle Allah'a ibadet ettiği bir mezhebe göre akşamlayabilir ve bulduğu mezhebe muhalefet ettiği görülmez. Bu müşahede ise onu herhangi bir ayrım olmaksızın bütün mezhepler ile ibadet edilecek şekilde sabahlamaya ulaştırır. Buradan nesih bu kişide anlamsız hale gelir. Nesih bir kez sabit olduktan sonra süresi dolmaksızın hükmünün kalkması demektir. Öyleyse askerlerinin verdikleri bilgiye göre onların varacakları yerler zikrettiğimiz yerlerdir. Çünkü askerler değişik değişiktir. Rüzgar ordusu kuş ordusu olmadığı gibi kuş ordusu da düşmanların nefislerinde gerçekleşen korku ve ürperti gibi manevi ordular değildir. Hepsi değişik askerlerdir diyor. Her askerin varış yeri kendisine yöneldiği fiildir. O da bir kalenin kuşatılması veya saffa saldırmak ve hücum etmek olabilir. Her askerin gerçekte kendisini aşamadığı bir özelliği vardır. Allah Teala kuşlar hakkında onlara taş atarlar derken rüzgar hakkında değdikleri her şeyi çürümüş kemiğe çevirirler. Korku hakkında kalplerine korku salar, evlerini kendi elleriyle tahrip ederler demiştir ayetlerde. Her askerin
askeri olduğu kimsedeki etkisinin nereye vardıklarına dikkatle bakınız. Hak sınırlanmaz. Çünkü o bütün sınırların ta kendisidir. İnsanlar ise perdelilik ve perdesizlik arasındadır. Allah bizi perdede, perdenin kaldırılışında ve perdenin ardından kendisine ait şeyde hakkın gösterildiği kimselerden eylesin. Amin. Beşinci soru. Yakınlık ehlinin menzillerinin nerede olduğunu öğrendik. Askerlerin nereye ulaşacağını, onları elde edenlerin son noktasını da öğrendik. Peki, meclis ve söz ehlinin makamları neresidir? Cevap. Sohbet edenlerin meclislerine gelirsek, onların meclisleri iniş bakımından en aşağı ve mukaddes makamın ardındadır. Onların 6 mertebesi vardır. Birinci mertebede 8 meclisleri vardır. İkinci ve altıncı meclis ise rahat meclisleri diye isimlendirilir. Bunlar bu hal sahibi kullarına Allah'ın merhametidir. İki meclis ise ki birincisi, dördüncüsü, ikincisi, sekizinci meclistir. Bu ikisi kul ve Rab arasında birliktelik meclisleridir. İki tane de kul ile Rab arasında ayrım meclisleri sayılan meclisler vardır ki bunların mertebelerini açıklayacağım. Geride kalan dördüncü meclisten ve içerdiği mertebelerden ise farklı şekillerde söz edilecektir. Aynı şekilde ikinci mertebede ve dördüncü mertebede belirttiğimiz gibi 8 meclis vardır. Altıncı mertebede ise 2 meclis, üçüncüsünde 6 meclis, beşinci mertebede 4 meclis vardır. Böylece sohbet ehlinin ana meclisleri meclis olmaları yönünden değil Allah karşısında konuşanlar olmaları bakımından zikredildi. Sohbet edenler olmak bakımından değil meclise katılanlar olmak bakımından meclis ehline gelirsek. Onlar müşahade sahipleridir. Onlar meclislerinde 4 mertebede bulunur. Sohbet edenler kendileri yönünden oturuşları bu perdenin ardındadır. Meclis ehli ise hakkın kendileri için hazırladığı mertebeler yönünden bu mertebelerde bulunur. Bir kısmına hak minberler hazırlamışken bir kısmına sedirler, bir kısmına kürsüler, bir kısmına döşekler hazırlamıştır. Hepsi de iki taraftan bir konuşma ve söz olmaksızın kendileriyle oturanı görür. Önce söz ehlinin meclislerini zikredelim. Bunlar 36, Hakim Tirmizi'de ise 48 meclistir. Çünkü Tirmizi insanda doğasının hazzını da dikkate alarak 12 meclis daha ilave eder ki bu doğrudur. Bazılarımız insanın doğasını değil ruhaniliğini dikkate almakla yetinir. Bu durumda sözü edilen meclisler 36'dır. Bu nedenle bizim ile bu meclis ehlinin bilginleri arasında görüş ayrılığı meydana gelmiştir. Bir kısmımız bunu dikkate alırken bir kısmımız almamıştır. Dikkate alınması daha yerindedir. Kul ile Rabbi bir araya getiren meclisler yani birliktelik ise 4 meclistir. Kul bu mecliste Hakk'ın kendisiyle konuştuğu şeyi bilir. Acaba Allah'tan dolayı yaratıklarıyla nasıl konuşmalıdır? Allah'ı nasıl övmelidir? Ayrıca ateşte ve etrafında olanlar mübarek oldu ayetinin anlamını öğrenir. Bu mecliste size rızık olarak verdiği temiz ve helal şeylerden yararlanın ayeti gibi ifadelerle onunla konuşur. Bu rızıkların nerede, neyle temizlendiğini, neyin karşılığında temizlenip onun adına temiz hale geldiğini öğrenir. El-Ahir isminin hak ile ilişkisinin mahiyetini öğrendiği gibi kulun bu isimden olan payını da öğrenir. Göklerde ve yerde ruh ve insanlardan oluşan herhangi bir yüce topluluğa uğradığında ne söylediğini bilir. Allah ile ilişkisi bakımından tevhid tanıklığını öğrendiği gibi meleklerle ilişkisi düşünce yönünden değil müşahede yönünden insanlar adına meydana gelen bilgilerle ilişkisi bakımından da tevhid tanıklığını öğrenir. Bu kişi peygamberlerin menzillerini, kendilerine tahsis edilen özelliklerin nereden tahsis edildiğini, birbirlerinden neden ve hangi yönden üstün olduklarını ve hangi yönden olmadıklarını öğrenir. Ayrıca hangi yönden Allah'a mensup olduklarını bilir. Ayrım meclislerinde ise bu meclislerde gerçekleşen şey başka bir yönden ve başka bir zevkten gerçekleşir. Şu var ki bu mecliste karşılıklı oturma insanın daha önce bilmediği bir takım ilahi isimleri
görme derecesine ya da özel varlıkların hakikatleri yönünden ilahi isimleri görme derecesine ya da ilahi isimler ile irtibatlı olmaksızın, ki gerçekte onlar ilahi isimler ile irtibatlıdır, fakat onlar ile kul arasında ince bir perde vardır, özel varlıkların hakikatlerini görme derecesine ulaşmakla sonlanırsa kişideki hal değişir. Geride kalan dört meclis ise bir takım mertebelere sahiptir. Bunlarda bulunanlara ve bu altı mertebede olanları 8. fasılda onların konuşmaları ve sohbetleri nedir sorusunu cevaplarken belirteceğim. Bu meclisler de 2. ve 4. mertebededir. 3. mertebenin meclisleri ise 6 tanedir. 5. mertebede 4, 6. mertebede 2 meclis vardır. Bütün bunlar sohbet ehlinin meclisleridir. Bazı ariflere göre ise bunlar müşahade meclisleridir. Çünkü onlara göre müşahade meclisleri hayal perdesinin ardından tahayyül kaynaklı müşahade meclisi de olabilir. Daha önce dile getirdiğimiz gibi Tirmizi'nin mezhebine göre söz konusu kimselere ait 12 meclise gelirsek bunlar 48 meclisi tamamlayan meclislerdir. Onların bu meclislerdeki konuşmalarını Allah izin verirse 8. fasılda 36 meclisi anlatırken söz edeceğiz. Çünkü o bölüm onun yeridir. Sayıları kaçtır? Cevap: onların sayıları Bedir Savaşı'na katılanların sayısı kadardır. Yani 313. Bedir Savaşı'na katılanlar 313 kişiydi. Onların içinden sohbet ehli olanlar 40 kişiyken, şimdi bu 313'in içerisinden anlatıyor. Halk arasında da bilinen hani 40'lar, 7'ler, 3'ler, 4'ler mevzusu var ya, işte bu 313 kişinin has olan bu 300 meclis, bu meclisin 313 kişiyi anlatıyor, dile getiriyor şimdi burada Muhittin İbn Arabi Hazretleri. Onların içinden sohbet ehli olanlar 40 kişiyken kalanlar sohbet olmaksızın müşahade meclislerinin sahipleridir. Çünkü sohbet konuşan ile değil, sözün verdiği anlam karşısında bir bilinç taşımayla ilgilidir. Çünkü sohbet konuşan ile değil, sözün verdiği anlam karşısında bir bilinç taşımayla ilgilidir. Konuşan konuşmada dinleyicinin tahayyülüne göre bulunur ve dinleyici sohbet ve müşahadeyi birleştirir. Biz de aynen burada şimdi Muhittin İbn Arabi Hazretleri'nin bu eserinde dile getirmiş olduğu mevzuları, hakikatleri bu manada alıyoruz. Şimdi anlatıcı olarak burada Muhittin İbn Arabi Hazretleri dile getirmekte bu hakikatleri. Biz ne kadar ilmimiz nispetinde, idrakimiz nispetinde ne anlıyorsak, ne anlam çıkarıyorsak o kadarını alabiliyoruz. Anlayamadığımız, bizim anlayışımızın fevkinde muhakkak çok daha derin anlamlar bulunmakta. Dolayısıyla aslında dinleyici sohbette dinleyicinin aldığı esas açığa çıkıyor. Çünkü ne alabiliyorsa alabildiği o. Anlatmak isteyenin ya da sohbet edenin anlattığındaki hakikatin fevkini alması mümkün değil dinleyicinin. Tamamını, künhünü alması mümkün değil. Evet, konuşan konuşmada dinleyicinin tahayyülüne göre bulunur ve dinleyici sohbet ve müşahadeyi birleştirir. Fakat burada söz konusu olan zevk sahiplerinin arzuladığı müşahade değildir. Dolayısıyla sen olman bakımından bulunduğun sohbet esnasında istifade etmek üzere sohbette bulunman gerekir. Fakat kendi gözünle değil, sende zuhur etmesi yönüyle onun kulağıyla istifade etmen gerekir. İşte bu olabilirse kamil bir dinleyici olmuş oluyor. Sen mazhar olarak dinlerken bir göz ve dış varlık olman yönünden mazhar olursun. Doğru sözlünün, yani peygamberin dili, bu sayıya 40 gün ihlaslı sabahlayanın kalbinden diline hikmet kaynakları dökülür sözüyle işaret etti. Hadis-i şerif. 40 gün ihlaslı sabahlayanın kalbinden diline hikmet kaynakları dökülür. Böyle bir insan Allah ile Allah'tan konuşan haline gelir. Sabah kulun kendisi ayn olarak değil mazhar olarak ortaya çıkmasıdır. Bu durumda kendisi mazharında gizlidir. Bu hale örnek olarak gecenin sabahın varlığında gizlenişini verebiliriz. 40 ise bu kişilerin sayısına işarettir ve sohbet ehli 40 kişidir deyişimizin ta kendisidir. Sohbet ehlini dışta bırakırsak meclis ehli 273 kişi kalmıştır. Bu ise Bedir Savaşı'na katılan 310 kişinin
tamamıdır. 40'la beraber işte 313 kişi oluyor. Onların oturması istifade etmek üzere müşahede oturmasıdır. Bu ise onların dış varlıklarının Hakk'ın gözünün mazharı olması yönündendir. Onlar Hakk'ı Hak vasıtasıyla görür ve bu mazharda onlar gayb halindedir. Onların bu tecellideki istifadeleri ise gözlem sahiplerinin istifadesi gibidir. Gözlemler ise onlara konuşmak olmaksızın bilgiler verir. Fakat burada açık deliller ile manevi bir konuşma vardır. Bu deliller ise harf ve işaretler ile harfler ve işaretler alemindeki konuşmanın yerini alır. İster müşahede, ister sohbet meclisi olsun, bu meclislerden gerçekleşen amaç, bu mazharda göz ya da duyma gibi nakşedilmiş bilgilerin gerçekleşmesidir. Bunlar Allah ehlinden değer verilen kimselerdir. Yedinci soru. Onlar bunu Rablerine ne ile zorunlu kılmışlardır? Cevap. Hakkın karşısındaki saygı başka bir nedenin zorlamasıyla Allah'a bir şeyi vacip kılmamıza imkan vermez. Allah kendisine bir şeyi vacip kıldığında ise zorunlu kılan ve zorunlu kılınan kendisidir. Başkası değildir. Fakat rahmeti takva sahipleri adına üzerime yazacağım gibi ayetlerde geçen herhangi bir kimse adına Hakk'ın bir şeyi kendisine zorunlu kılması geniş rahmeti ifade eder. Böylelikle zorunluluk nedeniyle rahmeti genelleştirdikten sonra daraltmıştır. Başka bir örnek olarak nefsine rahmeti yazdı ayetini verebiliriz. Bütün bunlar mazharları yönünden midir? Yoksa bu dış varlık olmaları yönünden değil, mazhar olmaları yönünden mazharlara ait zati bir zorunluluk mudur? Zorunluluk mazharlara ait ise bu zorunluluğu Allah kendisi nedeniyle kendisine zorunlu yapmıştır. Dolayısıyla bu nitelikte vacip olan şey vacip sınırı altına girmez. Çünkü bir şey kendini kınamaz. Vaciplik mazhar olmayı kabul edici dış varlıklara ait ise vaciplik başkasından kaynaklanır. Çünkü dış varlıklar ondan başka iken mazharlar onun hüviyetidir. Bu açıklamadan sonra cevap olarak istediğini söyleyebilirsin. Cevap ise cevap verenin belirlemesine göredir. Allah ehli ise bir yerde takva sahibi olmaları ve zekat vermeleri ayette böyle geçer yönünden rahmeti Hakk'a zorunlu kılmışlardır. Burada zekat dil ve dildeki anlamıyladır. Onlar ayetlerimize inanan, başka bir ayette ümmi peygambere uyan, onu kendilerinde yazılı olarak bulan kimselerdir. Bunlar belirli bir gruptur ki onlar ehli kitaptır. Ehli kitaptan olmayan ise bu zorunluluk kaydının dışına çıkar. Hak ise onlarda genel anlamda Rahman olması yönünden kalır. Başka bir grup ise sizden kim bilgisizce kötülük işler ve sonra tövbe eder ve işini düzeltirse ayeti bakımından Rablerine rahmeti zorunlu kılar. Burada zorunluluk bilgisizlik ile sınırlanmıştır. İnsan bilmezse bu sınırlılığın altına girmez. Onun hakkında rahmet kayıtsız olarak kalır. Kul bu rahmeti varlığının kendisinden meydana geldiği ihsandan, başka bir ifadeyle kendisinden dolayı Hakk'ın mazharı olduğu ihsandan talep eder ki yokluğa nitelenme halinde hakikati varlığı olmayan mutlak yokluktan ayrışabilsin. Dikkat ediniz. İblis Seyl et-Tüsteri'ye bu makamdayken şöyle demişti. Sınırlılık onun niteliği değil, senin niteliğindir. Hak, bilgisizlik ve takva sınırlamasıyla layık olduğu mutlaklıktan perdelenmez. Dolayısıyla hiçbir şekilde hak üzerinde zorunluluk yoktur. Öyleyse zorunluluğu gördüğün her yerde sınırlılığın ona eşlik ettiğini de bilmelisin. Bazı kimseler ise bu insanların Allah'ın kendisi hakkında zikrettiği yönden takva ve benzeri nedenler gibi başka bir yönle rahmeti Rablerine zorunlu kıldıklarını görebilir. Onlar söz konusu kimselerin kavuşma arzusu ve kendi inançlarında Rabbin mertebesini tercih ederek artış zamanında bineklerini feda ederek rahmeti Rablerine zorunlu kıldıklarını söylerler. Burada bir eksiklik olsa bile bu gözetmeye göre o eksiklik tam kemaldir. Bence böyle bir şey şairin kendisini hapseden Ömer bin Hattab'a söylediği mısraları hatırlatır. Evet, neymiş o mısralar? Burada yazmış.
Yumuşak yavrular hakkında ne dersin? Kızıl kursaklı, ne ağaç var ne su. Onları kazananı attın karanlık bir kuyuya. Bağışla, insanların sahibi sana hidayet etsin ey Ömer. Seni başkan seçen insanlar seni tercih etmediler. Hayır, tercih ettikleri kendileriydi. Onlar bunu zorunlulukla ilahi bir taleple bineklerini harcamış olsalardı bu durum birinci gibi olurdu. Çünkü hak kendisi hakkında bir zorunluluğu dile getirmemiş olsaydı biz onu söylemezdik. Çünkü kölenin efendisine bir şeyi zorunlu kılması saygısızlıktır. Burada bu meclisleri bilen ariflerin çoğunun fark edemediği ince bir sır vardır. Şu var ki, şöyle ki, dış varlıklarımız için biz hakkı talep ettiğimiz gibi o da mazharlarının ortaya çıkması için bizi talep eder. Onun bizden başka bir mazharı yoktur. Biz ise ancak onun vasıtasıyla zuhur eder, onunla kendimizi bilir ve onu biliriz. Bizim sayemizde ilahın hak ettiği şey ortaya çıkar. Ve şu mısraları yazmış. O olmasaydı biz olmazdık. Biz olmasaydık o olmazdı. Dersen ki oyuz biz, hak ancak biz olurdu. Bizi ishar etti ve onu gizledi. Onu ishar etti ve bizi gizledi. Hak var olanlar oldu, biz ise dış varlıklar olduk. O zuhur etsin diye bizi ishar eder, gizlice ve sonra da açıkça. Bu insanlar kendilerinden ve başka varlıkların nefislerinden bu hakikatleri öğrendiklerinde, onların kendileri hakkında bilmediklerini bilmiş olmakla diğer insanlara karşı bir ayrıcalık kazanırlar. Hak, onların kalplerini görüp ilahi inayet ve Rabbini kademin önceliğinin verisinde o kalplere yerleşen şeyleri görür. Bu durumda onlar bu 48 meclisin ehli olmaları yönünden Rablerine rahmeti zorunlu kılarlar. Bu meclislerin ehli kimdir? Onların konuşmaları ve sohbetleri nedir? Cevap: bu sohbetlerin sözleri sahiplerini o meclise yerleştiren isme göre değişir. Dolayısıyla onu belirlememiz gerekmez. Fakat ilahi asıllar korunmuştur. İlk mertebe ehlinin konuşması kendi meclislerindedir. İki benzer arasında bulunan birinci meclis Allah'ın ez-zahir, el-muti, muti veren demek de biliyoruz. Ez-zahir, el-muti ve el-bais, bais dirilten. El-bais ve dış varlıkların ortaya çıkmasını gerektiren bütün isimlerden kaynaklanır. Hak bu mecliste zatlar ile ruhların hayatının diliyle olduğu gibi berzahlardaki süfli heykellerin hayatının diliyle duyu ve duyulurun akıl ve akledirinin diliyle konuşur. Hak o mertebede yoldan uzaklaşıp düşüncesi kırılarak kaçırmaktan korktuktan sonra tekrar ona yönelenin diliyle konuşur. Bunun yanı sıra Hak her şeye yaratılışını verdi ve sonra hidayet etti ayetinin diliyle de konuşur. Ayette kast edilen Hak her şeye yaratılışını verdiğini açıkladı demektir. Allah Teala peygamberine söylediği onlara katı davran ayette böyle geçer. Peygamberine söylediği onlara katı davran ifadesiyle diğer ayette Allah'ın rahmetiyle onlara yumuşak davrandın, katı ve sert kalpli olsaydın ifadelerini ayırmıştır. Allah Musa ve Harun'a şöyle der: ona yumuşak söz söyleyin Firavun için. Bunun amacı Firavun'un katılığına yumuşaklıkla karşılık verip onun kırılmasını sağlamaktır. Halbuki Hazreti Musa Firavun'un katılığını alt edecek bir güce sahip değildi. Böylelikle onun etkisi kendisine döner ve boğarak kendisini yok eder. Öyleyse Firavun yumuşaklık ile helak oldu. Allah ise vaktinde her şeye yaratılışını verdi. Böylelikle insanın yaratılışı yenilenir. İnsan ise bunu fark edemez. Bu durum bilmediğiniz şekilde sizi inşa ederiz ayetinde dile getirilir. Kast edilen her nefes inşa ve yaratılıştır. O halde her nefesle bizde hakkın yeni bir yaratması gerçekleşir. Meseleyi bilmeyen kimse yeniden yaratılış hakkında kuşkuya kapılır. Çünkü
duyu başkalaşmanın hissedilmediği suret ile perdelenir. Bununla birlikte her nefesle başkalaşmayı kabul etmek sabittir. Hak ilk mecliste mizaçta doğruluk talebi diliyle konuşur. Bunun amacı aklın düşüncesinin olduğu kadar ulaştıkları şeyde duyuların mizacının ve akla ulaştırdıkları şeylerde iç güçlerin mizacının doğruluğunu sağlamaktır. Mizaç bozulduğunda idrak araçları sağlıklı veri aktaramaz. Mizaç bozulduğunda idrak araçları nelerdi işte? 5 duyumuz ve onun ötesindeki duyular. Mizaç bozulduğunda idrak araçları sağlıklı veri aktaramaz. Bu durumda ise ulaştıkları şeye göre akla aktarırlar. Bu nedenle kuşku ve yanılmalar ortaya çıkar. Böyle bir durumda ise akıl bilgisizliği bilgi sayarken yokluğu varlığa çevirir. O zaman bu akıl sakat bir akıl oluyor. Hak bu mecliste işlerin açıklanması diliyle konuşur. Bunlar karşılıklı yazışmayı ve karşılıklı kavuşmayı, haberleşmeyi engelleyen şeylerdir. Birinci mertebede zikrettiğimiz kısımlara benzeyen 4 meclis vardır. Onların benzerleri ise 2. ve 4. mertebede bulunur. Bu meclislerden 3. mertebede bulunanlar 3, 5.'de bulunanlar 2, 6.'da bulunan ise bu benzerliğe sahip olarak sadece 1 tanedir. Her mertebede farklı fenler bulunur. Fakat bunlar bu tarzın dışına çıkmaz. 1., 2. ve 4. mertebede bulunan rahmet meclisleri 6 tanedir. Onlarla müşahede kaynaklı manevi sözler vardır. Nitekim şöyle denilir. Gözlerimiz yüzlerde bizim adımıza konuşur. Biz susarız, arzu konuşur. Benzer anlamda biz de şöyle dedik. Arzu bizim aramızda bir söz taşır. Dil olmadan hoş bir söz. Bunlar iki zıt arasında bulunan meclislerdir. Bunlardan itimat ve keşf bilgisi topuktan meydana gelir. İki zıt arasında bulunan meclis ise sıcak ile soğuk arasındaki ılık gibidir. Ayrıca o alenen söylemek ile fısıltı arasındaki duyurma, gülme ile ağlama arasındaki tebessüme benzer. Her iki zıt arasında bir berzah, ara bölge vardır ki o rahat meclisidir. Olumlama ve olumsuzlama arasında ise gerçek bir berzah yoktur. Onun sahibi iki uçtan birisi nedeniyle içinde bulunduğu halde kesilir. Çünkü o rahat edeceği bir şey bulamaz. Kısaca berzahlar rahat yerleridir. Dikkat ediniz. Allah uykuyu bir dinlence yani rahatlık yaptı. Uyku iki zıt arasında yani ölüm ve hayat arasındadır. Uyuyan insan ne diridir ne ölü. Bu insanlara söylenen ve fısıldanan bilgiler işte böyle bilgilerdir. Üçüncü ve beşinci mertebede ise her bir mertebede olmak üzere bir meclis varken altıncı mertebede ise rahat meclislerinden bulunmaz. Kul ve Rabbi ayıran meclislerden ise bu soruların dördüncüsünden söz ederken kısmen söz etmiştik. Altıncı ve yedinci mertebeye gelirsek bunların arasında meclis bulunmaz. Kul ve Rabbi ayıran ikinci ayrım meclisleri ise yedinci olmayan altı meclistir. Her birinde bir meclis vardır ki onunla kul ve Rab ayrışır. Bu ise kulun kul, Rabbin Rab olması yönünden gerçekleşir. Kul ile Rab arasındaki birinci ayrım meclisleri ise kulun Rab'be ait olması, Rabbin de onun Rabbi olması yönünden söz konusudur. Öyleyse bu meclis vasıl içindeki fasıldır. Yani ayrımdaki birliktir. Diğer meclisler ise fasıldaki fasıldır. Yani ayrımdaki ayrımlardır. Bunlarda vasıl birlik yoktur. Öyleyse bu kişi için ilahi bilgiden bu tarzın benzeri meydana gelir. Çünkü sen bu bilgiyi kendinden bilebileceğin gibi kendini de ancak bu bilgiden bilebilirsin. Öyleyse bu bir döngüye benzer. Halbuki döngü de yoktur. Bilakis buradaki kesin bir bilgidir. Bu soruları soran Hakim Tirmizi'nin kabul ettiği 12 meclise gelirsek bunlar ile 48 meclis tamamlanır. Çünkü yüce ruhlar onları bilemez. Onların bu meclislerde Allah karşısında bir tecrübesi yoktur. Bunlar iddia nedeniyle bize aittir. Yüce ruhlar bedenlendiğinde bu bedenlenişi bir iddia takip eder ve bu nedenle iddia sahibi olurlar. İddia ettiklerinde ise sınanırlar. Muhittin İbn Arabi Hazretleri'nin meşhur sözüdür. İddia sahibi sınanır. Her kim
her ne üzerinde olursa olsun bir iddia taşıyorsa mutlaka sınanacaktır iddiasından. İddia ettiklerinde ise sınanırlar. Adem ve meleklerin hikayesinde dile getirdiğimiz düşüncenin doğrulanışı vardır. Orada melekler iddianın temizliklerinden götürdüğü kısmı telafi etmek üzere Adem'e secde etmekle sınanmışlardır. Çünkü meleklerin bir iddiası oldu. Sınanmaları ise secde emri verildi. Allah-u Teala secde edin denildi ya Adem'e. Şimdi bu mevzuyu anlatıyor. Orada melekler iddianın temizliklerinden götürdüğü kısmı telafi etmek üzere Adem'e secde etmekle sınanmışlardı. Melekler için bu durum namaz kılan insanın namazdaki unutmasına benzer. Namaz kılana unuttuğu için secde etmek emredildiği gibi, sehiv secdesi. Namaz kılana unuttuğu için secde etmek emredildiği gibi iddiada bulundukları için meleklere de secde etmek emredildi. Çünkü iddia onlar için bir unutmaydı. Secde ise onlar için değil, iddia için bir burun sürtmeydi. Nitekim namazdaki unutma secdemizde bizim için değil, bizim adımıza şeytanın burnunun sürtmesidir. Resulullah Efendimizin buyurduğu gibi sehiv secdesi yaptığın zaman şeytanın burnu sürtülür. Bunu bilmelisin. Evet, buradan da o meleklerin secdesi de bir burun sürtmeydi ama iddialarının burun sürtmesiydi. Meleklerin burun sürtmesi değil. Ki işte insanın da namazda unutmayla, yanılmasıyla sehiv secdesi yapması neticesinde o secdesi burun sürtme olmaksa ama kim için? Şeytan için burun sürtmesi olmakta. Bu 12 meclise gelirsek bunların 6 tanesi iki benzer arasındaki meclise katılırken kalan 6 tanesi kul olması yönünden, kul ile Rab olması yönünden Rab arasında bulunan ayrım meclislerine katılır. Fakat bu konuda zevkler değişir. Kur'an'da bu sorunun ayetleri şunlardır. Güneşe, aya yetişmek yaraşmaz. Bir ayet. Diğeri, aya menziller belirledik. Diğeri, akan yıldıza yemin olsun ki. Bir diğeri, burç sahibi göğe yemin olsun ki. Bu surenin sonuna kadarki kısım bu konuyla ilgilidir. Alemin etrafında döndüğü şey kutuptur. Dokuzuncu soru. Onlar münacatı neyle açar? Cevap. Sohbet ehli kendilerini münacata sevk eden ve çağıran şeye göre münacatı açar. Şöyle ki, Hak onları zikrettiğimiz bu meclislere kapıyı çalma, açma ve açılmasını dilemek eylemlerinden sonra oturtur. Çünkü onlar Hakk'ın ey iman edenler peygamberi çağırdığınızda konuşmanızın öncesinde sadaka verin dediğini duymuştur. Bu ayeti duymuştur. Sonra Allah şöyle buyurur. Konuşmadan önce sadaka vermekten çekindiniz mi? Allah peygamberin bizzat Hak konumuna indirilmesi hakkında şöyle der ayette. Ey iman edenler! Sizi çağırdığında Allah'a ve peygamberine olumlu karşılık veriniz. Başka bir ayette ise kim peygambere itaat ederse Allah'a itaat etmiştir buyurulur. Bu ayetler bu kadar açıkken peygamberin sözünü peygamberin sözü olan hadisi nasıl ayetten farklı değerlendirebiliriz ki? Değil mi? Allah-u Teala böyle buyuruyor. Kim peygambere itaat ederse Allah'a itaat etmiştir. Başka bir ayette o kendi hevasından konuşmaz buyurulmakta. Dolayısıyla onun konuşması Allah'ın bildirmesiyle konuşmaktır. Evet, devam ediyoruz. Çünkü Allah peygamber vasıtasıyla kendine davet eder. Peygamber ise güzel söz sadakadır buyururken başka bir hadiste Adem oğlunun sabahlayan her eklemine bir sadaka düşer buyurur. Sadakanın en faziletlisi insanın kendi nefsine verdiğidir. Yine o şekilde buyurmakta Resulullah Efendimiz ki Muhittin İbn Arabi Hazretleri bunu açmakta sadaka verirken de en yakınından başlamak mevzusu. En yakını kişinin diyor en yakını da kendi nefsidir. Sadaka verenlerin en üstünü kendi nefsine sadaka veren kişidir. Öyleyse kul Rabbi ile konuşmak istediğinde önce kendisi için nefsine sunmalıdır.
Çünkü konuşma konuşan ve dinleyenden oluşur. Kul ise hak onun kulağı olmadıkça Allah'ın kelamını anlamaya güç yetiremez. Konuşma esnasında hak kulun gözü olmazsa konuşmanın Allah ile konuşulmaya yakışır doğru bir konuşma olması imkansızdır. Böyle bir durumda ise hak kendisiyle kendisine konuşandır. Kul ise bu konuşmanın sonucunda istifade etme yeridir. Çünkü o var olan durumlardır. Varlık ise onun aynıdır. Kul kendisiyle kendisine sadaka vermiştir. Böyle bir sadaka sadakaların en üstünüdür. Bu sadakayı ise Rabbi ile konuşmasını açmak amacıyla vermiştir. Öyleyse konuşma ile kendisiyle konuşmanın açıldığı şey arasındaki ilişki, sadakanın kula dönmesiyle Hakk'ın konuşmasının kendisiyle kendi arasında olmasıydı. Hakkı ancak Hak duyduğu gibi kul da ancak kula kendisine sadaka vermiştir. Böylelikle ehliyet geçerli olmuştur. Kim konuşmasını böyle açarsa o meclis ve sohbet ehlinden birisidir. Tirmizi'nin görüşüne gelirsek, onların münacatı açtıkları şey büyüklük elbisesini giymeleridir. Ardından özel bir şekilde onun bir kısmından soyutlanır, bir kısmını ise üzerlerine bırakırlar. Kalan kısım konuşma geçerli olabilsin diye sayesinde Hakk'ın sözünü duymaya ve Hakk'ın kendisiyle konuşmasına layık kısmıdır. Böylelikle başlangıç kuldan meydana geldiği gibi bu mertebede öncelik kula aittir. Bu doğru yorumdur. İşte bu konuşmaya yönelten vazi nedendir. Daha önce zikredilen ise zati nedendir. Bu halde bu grubun konuşması genel için namaz konumundadır. Çünkü zikrettiğimiz bu mertebeden namazla yükümlülük peygamberin dili aracıyla insanlar için ortaya çıkmıştır. Zikrettiğimiz nedenle de teklif emredilmiştir. Namaz bir münacattır. Kulun Rabbi ile konuşmasıdır. Münacattır. Karşılıklı konuşma. Allah ehlinden bir kısmı işlerin sonunu açılış sayarak onun başlangıcına döndürürler. Çünkü amaç işlerin sonudur. Örnek olarak gölgelenmek isteyen bir insanın durumunu verebiliriz. Onun nezdinde ilk gerçekleşen şey çatının varlığıdır. Çatı ise fiille ortaya çıkan son şeydir. Çünkü onun varlığı diğer eşyanın varlığına bağlıdır. Bu şeylerdeki amaç varlıklarının herhangi bir şeye dayanmadığı şeyler ise son başın aynısıdır. Böylelikle amelin açılması son ile gerçekleşir. Bu ise bizim de kendisiyle münacatımızı yaptığımız ve kendisine göre hareket ettiğimiz sırlı bir yöntemdir. Fakat ifade ettiğimiz gibi konuşmanın Hakk'ın duyması ve sözüyle olması gerekir. Çünkü hakikat kendisinden başka birinin Hak ile konuşmasını ya da kendisinden başkasının onu duymasını kabul etmez. Böylece meclis ve sohbet ehlinin münacatı ne ile açtıklarını sana bildirmiş oldum. 10. soru. Konuşmayı ne ile bitirirler? Cevap. Onlar konuşmayı bu açışın verisi olan menzil ile bitirir. Açış ise bir önceki soruda belirtildiği gibi değişik değişiktir. Bu nedenle son da değişir ve sınırlanmaz. Burada birleştirici bir durum vardır ki o da iki isim arasında durmaktır. Bu iki isim kendisinden ayrılanın isim ile kendisinden yani bilgi alınan isimdir. Bunların arasında kendisiyle bitirmenin gerçekleştiği gizli bir isim vardır. Onu ise ancak meclis ve sohbet ehli fark edebilir. O da bütün varlıklara yayılan varlıktır. Fakat inceliği nedeniyle fark edilemez. Bu durum gölge ve güneşi ayıran çizgiye benzer. Çizgi bilinir fakat duyuyla algılanamaz. Bu eşya arasındaki sınırlardır. Onlar kendileri bölünmemekle birlikte aralarında bulundukları her bir şeyden özel bir yöne sahiptir. Dolayısıyla özü gereği her sınırlanan şey ile beraberdir. Bu nedenle bilginlerin elde ettiği resim ve söz yani lafzi tanımlarından farklı olarak zati tanımların öğrenimi güçtür. Bazen konuşmayı sonlandıran şey kevnin, varlığın görünen yönünün kanıtı olabileceği gibi bazen varlığın batini anlamındaki hakikat kanıtı olabilir. Bazen mazharları kabul etmeyen bir zat fiili de olabilir. Bu ise söz konusu kimselere göre konuşmayı bitiren en üstün şeydir. Onun altında ise bir mazharın bulunmasını gerektiren kevnin yani oluşun kanıt olması gelir. Onun altında herhangi bir hakikatin kanıtı gelir. Burada hakikat
başkalaşmayı kabul etmeyen ve mazharın batını diye ifade edilen şeydir. Bilmelisin ki konuşmada iş, başlangıcına ulaşmak isteyen dönen bir daireye benzer. Böylece işin sonu açılışın aynısı olur. Böylelikle iş ilk, son, zahir ve batın kısımlarına ayrılır. Konuşma başladığında zahir iken sonunda zahir batın olur ve batın zahire döner. Çünkü hüküm artık ona aittir. Açılışta son başlangıç nezdinde gizlenmişken açılış ise sona erdiğinde sonda gizlenir. Hazreti Peygamber'e nebilerin sonuncusu olduğu söylenmiştir. Onun sonluğu ortaya çıkarken Adem su ve toprak arasında iken peygamber oluşu gizlendi. Adem su ile toprak arasındayken peygamber oluşu ortaya çıkarak Hak kendisiyle beşer mertebelerini açtığında ise nebilerin sonuncusu olması bu zuhurda gizlendi. Hak ile ilgili duruma gelirsek varlık ondandır ve bütün iş ona dönecektir. Bu ikisinin ardında ise ona ibadet et ve bu ikisinde ona tevekkül et. Rabbin yaptıklarından habersiz değildir. Çünkü siz onun güzel isimlerinin mazharlarısınız. Bu sayede mutlu veya bedbaht olursunuz. Allah sizinle beraberdir ve amellerinizi zayi etmeyecektir. Böylelikle işi ona teslim et ve emrine boyun eğ ki işin kendiliğindeki haline uygun olasın. Böyle yapınca açılış ve bitiş arasında iddianın yorgunluğundan rahata erersin. Allah hakkı söyler ve doğruya ulaştırır. 11. soru. Ne ile cevap alırlar? Cevap. Meclis ve sohbet ehli hal ve vakitlerine göre çağrıya karşılık görürler. Hal ve vakitleri ise açılış ve bitiş esnasında kendilerine hakim olan isme bağlıdır. Bitiş ve açılış esnasındaki ilahi isimler pek çoktur ve bunlar sohbet ve meclis ehlinin varlıklarından dile gelen şeylerdir. Böylelikle cevap ismin bütününün kendisinde gerçekleştiği şeye göre verilir. Fakat mutlaka bir isimle cevap almaları gerekir. Sohbet, müşahade kaynaklı manevi bir sohbet ise cevap isimlerden soyutlanabilir. Böyle bir cevap gerçek karşısında mecaz gibidir. Bu ise ifade ve anlatımda söz ile birleşir. İfade ve istifadeyi dikkate alan kimse bu makamı meclis ve sohbet ehline katar. Tirmizi'nin kastettiği şey budur. Çünkü o meclis ve sohbet ehli demiş, özel olarak sohbet ehli dememiştir. Bazı insanlar ise sohbetten başkasını dikkate almaz. Dolayısıyla onlar bu mertebede hal kaynaklı manevi söze ait bir hüküm kabul etmezler. Çünkü o benim amacım hakikatlerdir demiştir. Fakat böyle söyleyen insan muhakkik olmayanlar gibidir. Onu bu düşünceye yönelten şey sohbetin lafızlarla sınırlanmasıdır. Biz bu konuda Tirmizi'nin görüşündeyiz. Bu hali karşılıklı oturuşta yorum ve kapalılıktan uzak manevi bir konuşma olarak son derece anlaşılır bir halde tattık. Bizim tattığımız her bir hakikatte gerçekleşmiş ayrıntıydı. Bu bölümde güvenilecek şey budur. Onların bu sohbet ve meclise yürüyüşleri başlangıçta nasıl gerçekleşir? 12. soru. Cevap. Onların bu sohbet ve meclise yürümeleri başkadan yani masivadan soyutlanmış himmetlerle gerçekleşir. Bunun açıklaması şudur. Maddelere ve onların sınırlamasına konu olmayan manevi durumların ya da onlardan meydana gelecek şeylerin elde edilmesine mesafeler kat ederek ya da yerler aşarak ulaşılamaz. Fakat bazen himmet maddi hareketler ile birleşir. Bunlar her ikisinde de tevhid şart olmakla birlikte bilgi ya da imana dayanan hareketlerdir. Söz konusu insanların bilgin olmak yönünden yürüyüşlerine gelirsek, bu yürüyüş nefislerini doğa kirlerinden temizleme, kalplerini varlıkların parçalarıyla ilgili düşüncelerden boşaltmak için halvetlere girmekle gerçekleşir. Bu düşünceler duyuları duyulara salmayla meydana gelir. Böylelikle hayal hazinesi dolar ve musavvire gücü onlardan kendisine bağlanan şekilde suretler oluşturur. Bu suretler hayal ile bu ilahi mertebenin gerçekleşmesi arasında perdeye dönüşür. Bu bilginler halvet ve zikirlere melekutu elinde tutanın yani hak melekutu elinde tutanın övgüsünü kazanmak amacıyla
yönelir. Nefis, arındığında ve melekut alemi ile arasında bulunan doğal perde kalktığında, melekut aleminin suretlerine nakşedilmiş bütün ilimler o nefsin aynasına yansır. Mele-i Ala, yüce topluluk ise bu konumdaki nefse muttali olur ve onda bulunan şeyleri görüp içerdiği şeylerin ortaya çıkacağı bir tecelligah edinir. Mele-i Ala bu duruluğu sürdürebilmesi hususunda nefis sahibine yardımcı olur ve kendisiyle doğal perdesinin gerekleri arasında engel haline gelir. Bu nefis kendileriyle ilişkili olduğu ölçüde ulvi, yani yüce alemden Allah'a dair bilgi alır. Bu bilgi ise onları ilahi feyizden bilgi almaya, fakat nurani ruhlar vasıtasıyla almaya yönlendirir ki bu zorunludur. Onlar bu gidişi seyir diye isimlendirir. Bu nedenle de bu bilgiyi ararken niyetin engel olacak ilgilerden soyutlanması zorunludur. Himmet, kendisinde kabaca yerleşmiş şeyleri elde etmeye ilgi duymamış olsaydı Mele-i Ala'ya yönelmesi geçerli olmazdı. Bu adam sülük esnasında bilgiyle beraber iman sahibi ya da bilgi olmaksızın sadece iman sahibi olabilir. Böyle bir insanın himmeti sadece Allah ile ilgili olabilir. Çünkü iman onu sadece Allah'a götürebilir. Bilgi ise vasıtalara ve alemde alışılagelmiş hikmetin düzenine yönlendirir. İman sahiplerinin seyrinin niteliğine gelirsek, onların buna ulaşması sadece meşru olmak yönünden dince belirlenmiş azimetler vasıtasıyla gerçekleşebilir. Bakın burada vurgu yapıyor Muhittin İbn Arabi Hazretleri. İman sahiplerinin seyrinin niteliğine gelirsek, onların buna ulaşması sadece meşru olmak yönünden dince belirlenmiş azimetler vasıtasıyla gerçekleşebilir. Şeriat. Şeriatın emirleri dahilinde hareket etmedikten sonra bu seyr-i sülükü tamamlayıp da bu keşfe mazhar olmak mümkün değil. Böyle bir iddiada bulunan boş bir iddiada bulunmuş olur. İnsan şeriatın emri dairesince bu ibadetleri yerine getirmeden bu hakikatlere keşfen mazhar olması, sahih bir keşfe mazhar olması mümkün değildir. Muhittin İbn Arabi Hazretleri burada da yine bunu vurgulamakta. Burada bizde bir takım keşfe mazhar olduğunu iddia eden kimselerin şeriatla alakası olmadığını gördüğümüzde bu iddialarının boş ve anlamsız olduğunu bilmemiz gerekir. Ölçü bu. Onlar iki kısımdır. Bir kısmı himmetlerini peygamberin bir uyarıcı ve öğretici olarak gelmiş olmasına bağlar. Peygamber Allah'ın mertebesine ulaştıran yolu öğreten ve bunu dikkat çeken kimsedir. Peygamber bu bilgiyi verdiğinde aradan çıkar ve kendileriyle Allah'ın arası boşalır. Bunlar iyilik ve hayırlara koşup yarıştıklarında önlerinde hiçbir yaratığın ayak izini görmez. Çünkü onlar bunu nefislerinden uzaklaştırmış ve tek başlarına Hakk'a yönelmişlerdir. Bu kısma örnek olarak Rabia Adeviye'yi verebiliriz. Bu insanlar meclis ve sohbette durduklarında Hak belirli bir dil vasıtasıyla olmaksızın ilahi sözlerle kendilerine hitap eder. Burada malumunuzdur, hepimizin malumu, bu düsturda tarikatlarda mesela bahsedilen 3 mertebe fenafiş şeyh, fenafir resul, fenafillah makamlarında işte kişinin şeyhte fani olmasıyla o şeyh durağı tamamlanmış oluyor. Kişi belli bir seyr-i sülükte belli bir noktaya ulaştığında artık o şeyhinden alabileceğini almış olmakla birlikte artık Resulullah Efendimiz'den almaya geçer. Fenafir Resul makamını tamamladığında, ki Muhittin İbn Arabi Hazretleri'nin burada bahsettiği fenafillah dediği kısım, işte hani Resulullah o kişiyi elinden tutar, o hakikatlerde seyr-i sülükünü yaptırır ve ondan sonra direkt Hakk'ın muhatap olduğu mertebeden olan kimseler için. Orada diyor, Hak belirli bir dil vasıtasıyla olmaksızın ilahi sözlerle kendilerine hitap eder bu makama gelene. Diğer gruba gelirsek, onlar kendilerini şuna inandırmıştır: Allah'ın bir
perdedarı olan peygamber olmaksızın Allah'a ulaşmaya yol yoktur. İkinci grup buna inanmışlardır. Dolayısıyla onlar her neyi görürlerse sülüklerinde peygamberin ayağını da önlerinde görürler. Hak da onlara peygamberin diliyle ve sözüyle hitap eder. Bakın, her iki grupta bu hakikatlere mazhar olmuş grup. Fakat işte herkesin inancına, itikadına, ilim düzeyine göre tecelli gerçekleşmekte. Önceki grupta hak direkt o kuluna muhatap olup hak onun dilinden bir vasıta olmaksızın ilahi sözler kelam dökülmekteyken, diğer grup ise diyor bakın ne demiştir? Muhittin İbn Arabi Hazretleri'nin Şeyhül Ekber olmasının hikmeti burada işte. Her mertebeden ve her makamdan bakıyor. Her mertebeden bakıp iddia sahiplerinin işte bu budur dediklerini hangi cihetten demiştir? O kişi hangi makamda bulunmuştur? Ya da hangi hal üzerinde bulunmuştur ki orada o sözü kullanmıştır, o kelamı kullanmıştır? Oradan bakarak mevzuyu açıklık getiriyor. Burada da evet diğer gruba geçtik şimdi. Ne güzel izah etmiş. Diğer gruba gelirsek onlar kendilerini şuna inandırmıştır. Allah'ın bir perdedarı olan peygamber olmaksızın Allah'a ulaşmaya yol yoktur. Buna inanmışlardır. Dolayısıyla onlar her neyi görürlerse sülüklerinde peygamberin ayağını da önlerinde görürler. Hak da onlara peygamberin diliyle ve sözüyle hitap eder. Orada peygamber aradan çıkmaz. Hak onlara hitap ederken mutlaka peygamberin sözüyle, onun diliyle hitap eder. Direkt onlar peygamberle muhatap olurlar. Halbuki hak yine onun sözüyle, onun diliyle hitap etmiştir. Devam ediyoruz. Bir bu kısma örnek olarak şu sözü söyleyen Muhammed el-Evani'yi verebiliriz. Her şeyi terk edip ardıma bıraktım ve ona geldim. Önümde bir ayak gördüm, şaşırdım ve kimindir bu ayak dedim. Soruyu sorarken beni kimsenin geçmemiş olduğuna ve İlk gruptan olduğuma güveniyordum. Bunun üzerine bana peygamberin ayağıdır denildi. Benim de korkum bitti diyor. Birinci hal ise Abdülkadir Cili'nin Ebu Suud bin Eşşibl'in Rabia Adeviye'nin ve onların yolundan gidenlerin halidir. Malumunuzdur Abdülkadir Geylani'nin Mektubat-ı Rabbani kitabı da mevcuttur ki hak ile konuşmasını dile getirdiği bir kitaptır yani. Allah bana böyle dedi, ben ona şöyle dedim gibicesine aradaki konuşmayı dile getirmiş olduğu bir kitabıdır. İman sahipleri bilgili de olduklarında her iki durum onlar için bir araya getirilir. Onlar Allah adamlarının yani ricallerin en kamilleridir. Kamil olmaları şu şarta bağlıdır. Onlar Allah'a sülük edip daha önce belirtildiği gibi onun nezdinde manevi söz ve duyma sözüyle meclislerini aldıklarında bana bir karış yaklaşana bir arşın yaklaşırım ifadesinden ve Allah'ın yakın semaya inmiş olmasından Allah'ın varlıklara nüfuz edişini görürler. Yakın semadan daha yakını yoktur. Çünkü o şah damarlarından daha yakındır. Öyleyse bu kişi de doğa alemi ruhani aleme katılırken bütün varlık mele-i alaya ve yakın mertebeye dönüşür. Artık hiçbir varlık onu perdelemeyeceği gibi hiçbir hakikat de onu örtemez. Böyle bir insanda mekan ile mekansızlık, olan ile olmayan eşitlenir. Bu durumda hakkı perdede ve karanlıkta görür. Sözünü sessizlik ve zil sesinde duyar. İşte farklı tabakalarına göre onların sülükleri böyledir. Söz konusu insanların bir kısmının Allah'a seyri onun isimleriyle gerçekleşir. Böyle birisi Allah'a Allah'tan ve Allah ile sülük eder. Bu kişi dururken seyreden, seyir halindeyken duran kişidir. Hızır ve fertler bu makamın ehlidir. Hazreti Peygamber'in göz aydınlığının namazda olması bu makamdan kaynaklanır. Çünkü Peygamber ayakta durmak, rükû etmek, secde ve oturmak gibi farklı halleriyle birlikte namazda münacat etmekteydi. Bu unsurlardan fazla bir şey de yoktur. Bunlar ruhani
dörtlemenin halleridir ve dört olmada unsurlarla benzeşmişlerdir. Bu durumda anlamların suretleri dört halin karışımından meydana geldiği gibi doğal cisimsel suretleri de bu unsurların karışımından meydana gelir. Evet, bu hafta sohbetimizi burada tamamlayalım. Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme Rabbena atina fid dünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve qina azabennar. Allahümme affirli veli valideyye velil mü'minine vel mü'minati el ahyai minkum el emmat. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin el fatihi lima uliqa vel hatimi lima sabaga. Nasrul hakkı bil hakkı vel hadi ila suratikel mustakim ve ala alihi hakka kadrihi ve miktarihi l-azim. Subhanellezi yar'ani, subhanellezi mekani, ya'lemu mekani. Subhanellezi yar'ani, esselatu vesselamu aleyke ya Resulullah. Esselatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Esselatu vesselamu aleyke ya Seyyidel evvelin vel ahirin salavatullahi aleyhim ve aleyna ecmain. Subhane rabbike rabbil izzeti emma yesifun ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.